çocukluktan beri aslında beraberiz diyelim. Aynen. Gençler Birliği geçen sene bir kaza geçirdi, bu sene tekrar çıktı. Ne oldu, nasıl bitti? Sen de görüyorsun. Valla ben söyleyecek duygu, kelime bulamıyorum ki. Benim bu üçüncü şampiyonluk yaşayışım. İki kupa şampiyonluğum var. Ne söyleyeyim? Benim duygularımı kimse yaşayamaz. Çocukluktan beri beraberiz. Daha doğrusu senin çocukluğundan beri doğru. Şimdi oğlum da yanında. Aynen. Şampiyon olduk. Ne diyorsun? Valla çok gurur duyucu bir şey. Hele ki İlhan Cavcav'ın isminin verildiği bir şeyde küme düşmek kadar üzücü bir şey yoktu. Bu sevinç her şeye değer. Biliyorsun tribünde yan yanaydık. Her zaman yan yanayız. Taraftar Gençler Birliği'nin her zaman arkasında. Bu ufaklıkta aynı şekilde doğduğu, büyüdüğü Ankara'nın takımı Gençler Birliği'ni tutacak. İnşallah devamı da gelecek. Yine Avrupa'ya hep beraber gideriz inşallah. İnşallah. Şampiyon olduk. Hayır. Üstü ya, haftaya şampiyon olacağız. İlla kelimelere takılacaklar, illa şey yapacaklar. Burada olmadı ikinci lan. De ikinci de şampiyondur. Bu ligde böyle. Bir iki çıkıyorsa ikinci de şampiyondur. Nasıl duygular? Beraber maç izledik. Çok mutluyuz aynen. Çok kalabalık izledik. Kadın taraftarı soru sormuyor bu arada. Bununla dikkatini çekmek isterim. Ben torpili Fırat'tan. Ben konuşayım. Tabii. 45 senemi bu kulübün üyesiyim. Ve Gençler Birlikli olmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Ne mutlu ki Gençler Birlikliyiz. Ne mutlu ki bugün şampiyon olduk. Herhalde benden daha mutlusu olamaz. Helal olsun. O zaman siz buradayken söyleyin, bu galibiyet Hamdi abimize gelsin. Kesinlikle. Bu galibiyet Elvin Buğra'ya gelsin. Evet. Sinan Badal'a gelsin. Ural'a gelsin. Evet. Evet. İnşallah bundan sonra iyi bir yönetim, iyi bir transferlerle akıllı işler yapar bu kulüp. Yanlış yapmaya hiç tahammülü yok bu kulübün. Gördük işte yanlış yaptık. Yanlış. Başımıza neler geldiğini bir sezonda gösterdik. Bülent'ciğim yanlış yapmaya bu kulübün hiç hakkı da yok, şeyi de yok. İnşallah yanlış yapmayız. İyi yolda gideriz ve iyi oluruz. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nedim, ben en son bu kalabalığı Sporting Lisbon dönüşü yaşamıştım. Evet. Bir de 2001 Türkiye Kupası sonrası. Evet. Ama bu başka bir şeydi. Anlamlı bir şey. Biz orada bir ekstra bir şey yaşıyorduk ama bu sefer artık yaşam mücadelesiydi Gençler Birliği açısından. Tribünlerde önemli bir oluşum yaptınız. Bir neler hissediyorsun? Valla ya çok karışık duygular içindeyiz aslında. Biz sene başından beri dedik ki bir sloganımız vardı. Bu sloganı hiç unutmadık. Dedik ki ne geçmişi unuttuk ne yarınlardan vazgeçtik. Gençler Birliği taraftarını çok özetleyen bir kelime. Geçmişi unutmadık ama armaya sonuna kadar sahip çıktık. Kendi emeklerimizle, alın terimizle o tribünlerde öyle şeyler yaptık ki bayrakları kendi elimizle diktik. O kartonları kendi elimizle kestik. Ne bileyim her şeyi candan gelerek yaptık. Tamam mı? Niye? Çünkü biz bu armaya sevdalıyız. Biz böyle gördük. Hamdi Nergiz'den, Zeki Baba'dan, diğer büyüklerimizden hepsinden böyle gördük. Biz sonuna kadar armaya sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz. Ama şunu unutmamak lazım ya. Unutmamak lazım. Geçen seneydi. Biz gözyaşları döküyorduk 12 Mayıs'ta. Gözyaşları döktük. Bugün de gözyaşı döküyoruz. Bu yeni bir başlangıçtır. Yeni bir başlangıçtır. Ama geçen senekileri de unutmamak lazım. Kesinlikle. Ne geçmişi unutacağız ne yarınlardan vazgeçeceğiz. Evet. Bunu unutmasın hiçbir taraftar. Ne geçmişi unutuyoruz ne de yarınlardan vazgeçiyoruz. Gençler Birliği tarafları dimdik ayakta. Ben yokken mikrofona konuşmak kolay. Bir de benle konuş. Seninle konuşmak daha kolay ya. Özcan'la falan konuşmak daha zor yani. Ya, ne diyorsun? Yani zor, gerçekten zor. Kabus gibi bir sezon geçti. Ya şimdi buradaki insanların hepsi bu sene çok acı çektiler. Her şeyden önce. 22 galibiyeti var bu takımın. 3 maçı çıkartıyorum. 19 galibiyetin tümünde acı çektik yani. İstediğimiz gibi bir oyun olmadı hiçbir zaman ama sonuçta işte buradayız, ligdeyiz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür yani. Geçen sene yaşadıklarımız ortada. Çok da güzel bir senaryo oldu işin garip tarafı. Yani Ümit Özatan'ın Adana Demirspor'a gitmesi, bizim son maç Adana Demirspor'la oynuyor olmamız ve Ümit Özatan'ın Ankara'ya geliyor olması. Yani bunu herhalde kalemle yazsak hiçbirimiz yazmazdık o kadar da olmaz falan derdik yani. Şimdi bugün şampiyonluğu yaşadık, lige çıktık, onun mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek haftada ufak bir hesaplaşma olacak. Daha iyi denklemler var. Giresun'un Adana Demirspor'u yenerek ligde kalmayı garantilemesi, orada Erkan Hoca'nın olması falan. Tabii. Çok enteresan şeyler oldu.
oldu. Hikayeler ama artık, geri dönüyor. Yani şampiyon olduk Real Madrid'in de bırakıp Adana Demirspor maçını kazanarak Gençler Birliği'nin çıkması lazım. Yani kesinlikle Adana Demirspor maçını kazanmalıyız. Takım biraz da rehavet yaşasın ya bu takım. Yok yok. Hiç rehavet yaşamasın. Ama Necdet abi bugün Alkaralar'da söylemiş şeyde forumda Necdet abi. Duşumuzu kaşıyacağız abi yani ilk defa. Yani 22 defa galip gelmişiz. 19'unda rahat rahat oturmamışız. Hep bir farklı ve çoğu son anda gelen galibiyetler. Gelecek hafta ilk defa tribünde döşümüzü kaşıyacağız yani. Vaa enteresan oldu. Bu kadar zorlanacağımızı düşünüyor muydun? Daha doğrusu sen sezon başında şampiyonla oynuyor muydun bu kadroyla? Veya bu kadar zorlanacağımızı düşünüyor muydun? Ya aslında kadro fena değil. Yani kadro iş yapacak bir kadro ama lig biraz bizim alıştığımız şeylerle gitmedi. Öyle değil mi? Yani lig biraz bizim alıştığımız dinamiklerde değil. Dinamiklerde değil aynen. Hı hı. Biraz aslında Süper Lig'de bile bu takım geçen sene Ümit Özat belası olmasaydı ligde kalabilecek bir potansiyele sahipti. Ama alt ligde alt lige uyum sağlamakta işte oyuncuların alt lige gelmeyi kabul etmesi, o kafalarındaki sorunlar biraz yansıdı. Erkan Hoca ilk başta bunları iyi çözdü. Yani hakkını vermek lazım. Bir takım yarattı. Ne kadar da zor kazanan bir takım olsa da bir takım yarattı. Galibiyetler geldi. Havamızı bulduktan sonra daha inandı herkes. Ama sonlara doğru biraz nefesimiz daraldı yani. Neyse ki lig daha uzun değil. Son haftalardaki oyuna bakınca yani ligin daha uzun olmadığına şükrediyorum. Sen şimdi İlker fotoğrafı paylaşmışsın. Biraz da rakiplerin de hediyesi var bu arada. Tabii, sözünü tabii. Kesiyorum. Şans var. İlhan Cavcav farklı. Çok iyi kadrolar vardı. Mesela Adana Demirspor'un kadrosu çok iyi. Galatasaray'ın kadrosu çok iyi. Şimdi işte playoff tamı değiller mi o tartışılıyor. Osmanlı sonradan arkadaşlar. İş kadro kurmakla da bitmiyor. Yani bu iş çok yani uzun soluklu maratonlar. Kurmakla da alakalı. Uzun soluklu maratonlar çok farklı dinamiklerle dönüyor. Takımı iyi kurmakla da bitmiyor. Biz birçok şeyi aslında doğru yaptık. Ama sahaya biraz daha üretken daha çok mesela 40-49 golle biz şampiyon olduk yani daha fazla skor üretmemiz. Gel bak en beğendiğin çocuk daha, evet evet Berat. Rami. Şimdi bu çocuk bu arkadaşımız Berat bu arada işte Rami pardon özür dilerim. Bu çocuk topa ilk teması bu takımın ve bu ligin en iyi oyuncusu. Gerçekten. Ve gelecek sene Süper Lig'de çatır çatır adam eksiltecek. Buna inanıyoruz. Sadece çalışmaya devam etsin. Karabük maçında yaptıkları bile birçok şeyi anlattı bize yani. Topa ilk teması bilen bu takımda Sesenyon ve Rami var. Sesenyon artık yaşlanıyor ama Rami ile seneye çok fark yaratacağız. Umarım aynı şekilde devam edecek yani. Sen bugün İlker paylaşımı yaptın. İlker aramış. İlker bugün burada bir önümüzdeki maçta burada olmalıydı. Bu şampiyonlukta İlker de olmalıydı dedi Rami. O da umarım seneye de ağlamış etti. Sen anlat evet. İstersen İlker olayı. Ya benim maçtan sonra direkt aradı kendisi zaten telefonda ve gene hüzünlüydü ve ağlayarak konuştu ve inşallah dedi seneye beraber oluruz falan dedi. İnşallah Trabzonspor gibi biz de Avrupa'ya oynayan altyapıdaki oyuncularla beraber Avrupa'ya oynarız diye bir şey söylemde bulundu bana. Ya bir de bugün dikkat ettiniz mi? Berat bugün röportaj veriyordu Beyin Sports'a maçtan sonra. Ağzında diş telleri var Berat'ın. Evet. Bugün Mert maçı alacak. Yani çok aslında çok oyun olarak çok bir şey üretmediğimiz maçta maçı alacak hareketi yaptı. Rami attı. Evet golü attı. Hareketi yaptı ve golü attı. Rami kenarda hazır bekliyor. İşte bizim biraz fabrika ayarlarına tekrar dönmemiz gerekiyor. Bunu Süper Lig kulüpleri bu sene biraz keşfediyor. İşte Trabzonspor, Beşiktaş keşfediyor. Biz bunu daha önce bulmuştuk. Bundan vazgeçtik ve böyle oldu. Tekrar fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Onunla işte Rami gibi, Berat gibi, Mert gibi çocuklarla bu işin yolu açılacak yani. Başarılar diliyorum bundan sonra.